öncesine bakmamız gerekiyor. İşte siyasi partilere açılmış kapatma davaları var. Bir takım siyasi partilerin suçlulaştırmayla karşı karşıya kaldığı durumlar var. Rahat çalıştırılmayan, tutuklanan milletvekili aday adayları var. Dolayısıyla bütün bunlar aslında bu sonucu üretmiş şeyler. Yani seçim günü başta da söyledim. Bizim baktığımız bakımdan oy sayımlarına bakıyoruz, oy verme işlemine bakıyoruz. Gördüğümüz manzara şudur. Bir, parti müşahitleri de dahil sandık kurulu üyelerinin açık bir bilgisizlik halinde olduğu çok sayıda örnek var. Ama sandığına erişemeyen engelli yaşlı seçmenler var. Dolayısıyla bunlar rutin şeyler ama devlet kendi görevini yerine getirmedi diye düşünüyorum. Yani hiçbir seçmene örneğin kanuni bir gereklilik oy verme sürecinin anlatılması gerekiyor ama anlatılmıyor. Sahada gözlem ekiplerimiz bunu bildiriyor. Kaldı ki Türkçe bilmeyen seçmenler var. Onlara tercümanla anlatması gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun ana dilde seçmen eğitimi yapması gerekiyor. Bunların hiçbiri yapılmayınca geçersiz oylar yüksek çıkıyor. Blok oy kullanmalar var. Tüm tarafsızlığını yitirdiğini ve bir pozisyon aldığını, valisi, kaymakamı vesaire vesaire, bakanı, dolayısıyla medyanın, kamu medyası da dahil olmak üzere, yani TRT ve Anadolu Ajansı da dahil olmak üzere bir açık pozisyon aldığı ve seçmeni özgür iradesinin oluşmasını engelleyen haberlerin yapıldığı bir tablo vardı. İletişim Başkanlığı'nın bugün baktığım bir habere göre ya en fazla harcama yaptığı ay Nisan ayı 400. Bu kadar bir puan için para ayrılmış.